Batı Karadeniz bölgesinin tek TürkSat uydu kanalı BRTV'den mutlu akşamlar ana haber bülteniyle karşınızdayız. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Cumhurbaşkanı Külliyesi'nde yapılan görüşmelerin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Bakan Çavuşoğlu, Ukrayna ve Rusya'dan dünyaya ihraç edilecek tahıl ürünlerine ilişkin biz Türkiye olarak bu planı makul buluyoruz ve uygulanabilir bir plan olarak görüyoruz dedi. Tabii savaşın özellikle Karadeniz'deki seyri sefer güvenliği ve ticaretin ötesinde daha geniş bir planda yarattığı sorunları da ele aldık. Bunların içinde en öncelikli konu Ukrayna'dan ve Rusya'dan ihraç edilecek ürünlerin önündeki engellerdir. Ukrayna tahılının uluslararası piyasaya ihraç edilebilmesi için çeşitli fikirler ortaya çıktı ve en son Birleşmiş Milletler'in bir planı var. Ve bu konuda gemilerin denetlenmesi dahil Birleşmiş Milletler, Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Türkiye arasında oluşturabilecek bir mekanizma ve işbirliğini içeren bir plandan bahsediyoruz. Biz Türkiye olarak bu planı makul buluyoruz ve uygulanabilir bir plan olarak görüyoruz. Tabii her iki ülkenin hem Rusya Federasyonu'nun hem de Ukrayna'nın da bunu kabul etmesi gerekiyor. Ve bunun detaylarını görüşmek üzere İstanbul'da bir toplantıya ev sahipliği yapabileceğimizi BM'nin teklifi üzerine söyledik. Burada tabii Ukrayna tahıl ürünlerinin ayçiçek ve ayçiçek yağının uluslararası piyasalara ulaştırılması karşılığında Rusya'nın ihracatının önündeki engellerin kaldırılması talebini de son derece meşru buluyoruz. Haklı bir talep olarak görüyoruz. Bu konuyu sadece Rusya Federasyonu'nun ihraç ettiği tahılların ve gübrenin yaptırımlara dahil edilmediğini söyleyerek geçiştirmek de doğru değil. Son zamanlardaki açıklamalarda bunu görüyoruz. Oysa bu ürünleri taşıyacak gemilerin sigorta edilmesi, lojistik konular, limanlara ulaşabilmesi, yanaşabilmesi, verilecek servisler ve ödemelerle ilgili yani bankacılıkla ilgili işlemler konusunda da gerekli adımların atılması gerektiğini düşünüyoruz. Yani dünyanın hem Ukrayna hem de Rusya Federasyonu'nun ihraç edeceği ürünlere ihtiyaç varsa bunun önünü hep birlikte açmamızda fayda var diye düşünüyoruz. Burada önemli olan ortak anlayışa dayanan bir mekanizmanın tesis edilmesidir. Yine gemilerin güvenli bir şekilde seyri seferinde devam edebilmesi için alınacak tedbirlerin de bu mekanizma içinde görüşülmesinde fayda var. Teknik düzeyde hazırlıkların bir an evvel tamamlanmasını arzu ediyoruz ve bu mekanizmanın hayata geçirilmesinin faydalı olacağını düşünüyoruz. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantısında konuştu. Akşener konuşmasında o sandık elbet milletimizin önüne gelecek dedi. Bir sandıklık siyasi ömrü kalanların acınası çırpınışlarına, kaçınılmaz sonlarını görenlerin hezeyanlarına, koltuğunu korumak için tüm değerlerini kaybedenlerin hakaretlerine maruz kaldığımız bir haftayı daha geride bıraktık. İktidar mensupları sebep oldukları krizler derinleştikçe beceriksizlikleri gün gibi meydana döküldükçe söyleyecek yalanları, anlatacak masalları, üretecek bahaneleri kalmadıkça artık pis dillerini, öfkelerini, nefretlerini açık etmekten çekinmiyorlar. Millete hesap vereceğine, milletten hesap soran, vatandaşının taleplerini dinleyeceğine, kendi taleplerini vatandaşa dayatan, insanın hakkını koruyacağına, hak yiyeni savunan, kirli bir zihniyetle karşı karşıyayız. Tarihin her döneminde aziz olan büyük Türk milleti, AK Parti iktidarı nezdinde bir gün hain oluyor, bir gün terörist oluyor, bir gün nankör oluyor, bir gün şükürsüz oluyor, bir gün vicdansız oluyor, bir gün cibilliyetsiz oluyor. Nitekim geçtiğimiz haftada hiç utanmadan, sıkılmadan, zerre duraksamadan bu aziz millete
çürük ve sürtük dendi. Bu hakareti denize dökülüşünü unutamayan bir Yunanlı etmedi. Bu hakareti geçmiş yenilgisinin karın ağrısını taşıyan bir İngiliz de etmedi. Bu hakareti travmalarını atlatamayan bir Fransız da etmedi. Bu hakareti bu ülkenin cumhurbaşkanı etti. Cumhurbaşkanı, yazıklar olsun. Sen kendi egonu, hak ettikleri teşhisi koydum diye şişirmeye devam et. Sen kendi vicdanını milletimizin diliyle konuştum diye rahatlatmaya devam et. Sen bu hakareti sadece gezici diye yaftaladıklarına ettiğini zannetmeye devam et. Ama ben seni acı gerçekle yüzleştireceğim. Burdur'da veya tülbentli, yazmalı, oruç ağzıyla haykıran bir çiftçi kardeşim diyor ki, ben 14 yaşında evlendim. Kocamdan başka bir erkek görmedim. Sürtük sözünün karşılığını söylüyor. Allah'tan başka kimseye biat etmedim, boynumu kimsenin önünde eğmedim. Ben sürtük değilim diyor. Bize sürtük diyemez, biz halkız, biz kadınız diyor. Sen cumhurbaşkanı olarak bütün milletinin hakkını, hukukunu, namusunu, şerefini koruyacağına da namusun ve şerefin üzerine yemin ettin. İstesen de istemesen de bu gerçeği değiştiremezsin. Ne yaparsan yap, bu ruhu yenemezsin. Ne kadar sayıp sövsen de işte en sonunda böyle mağlup olursun. Ama hiç merak etme, sana esas dersi bu aziz millet sandıkta verecek. Bu yıl 8-11 Haziran tarihlerinde düzenlenen 23. Altın Safhan Belgesel Film Festivali Safhanbolu Misak-ı Milli Meydanı'nda Atatürk anıtına çelenk sunumuyla start aldı. Niye gittin içi bozunuz? Kapsamında Safranbolu Belediyesi sosyal tesislerinin açılışı yapıldı. Açılışa Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, Cide Belediye Başkanı Mehmet Eşref Mutlu, Araç Belediye Başkanı Satılmış Sarıkaya, Safranbolu Eski Belediye Başkanı Kızıltan Ulukavak, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Şahin, CHP İl Başkanı Abdullah Çakır, Safranbolu Kültür ve Turizm Vakfı Başkanı Şefik Dizdar, Safranbolu Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Muammer Dumaner ve çok sayıda konuk katıldı. Aslanlar tarihsel gelişim itibariyle çok hareketli, çok canlı bir merkez iken bu niteliğini son 15-20 yıl içerisinde kaybetmiş olmasının hüznünü yaşarken önce Leyla Dicle Kültür Merkezi'nin açılışı, sonra Safranbolu Belediyesi'nin bu tesisi bu hale getirmiş olmasının sevinci içerisinde bulunuyoruz. Bu sosyal tesisin belediyenin bir tesisi olmasını ona borçluyuz öncelikle. Biz bu tadilatı yapıp tekrar Safranbolu halkına kazandırabildiysek elbette ki döneminde alınmış kararlar sayesinde bunu yapabildik. İyi ki de yapmış. Safranbolu'nun, Safranbolu halkının böyle bir tesise gerçekten çok ihtiyacı vardı. 22 yıldır kesintisiz devam eden Safranbolu Kültür Sanat Festivalimizin bu sene 23'sü başladı. Bunun istilatını başladık. Hayırlı uğurlu olsun. Yine onlarca etkinlik, sergilerimiz, tiyatrolarımız, söyleşilerimiz, konserlerimiz ve iki tane açılışımız var. Bir yarın asfaltının restorasyonu ve bugün de biraz sonra açılış yapacağımız sosyal tesisimiz.
23. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali etkinlikleri kapsamında Belediye Başkanı Elif Köse Festival Danışma Kurulu ile birlikte basın toplantısı düzenledi. Toplantıda festivalin içeriğiyle ilgili bilgi verildi. Biz birlikte güçlüyüz diye çıktığımız bu yolda katılımcı, şeffaf, demokratik bir anlayışla yaptık tüm çalışmalarımızı. Altın Safran Film Festivali de bunun bir örneğidir. Safranbolu'da üniversite, belediye, sivil toplum örgütleriyle birlikte ortaklaşa gerçekleştirilen bir program Altın Safran Belgesel Film Festivali. Başından sonuna Safranbolu'daki tüm kurum ve kuruluşların, sivil toplum örgütlerinin ve özellikle de belgesel kısmında üniversitemizin katkısı yadsınamaz. Kentimizin ve festivalimizin ulusal ve uluslararası platformda tanıtılması, ülkemizin var olan zenginliklerinin işlenmesi, belgesel film aracılığı ile bilgi, belge ve döküman arşivinin oluşturulmasına ve bölgede kültür turizminin gelişmesine sağlamış olduğu katkı göz ardı edilemeyecek boyuttadır. Bu açıdan ben üniversitemizin hocaları ve festival komitemizde bulunan Serdar Sabuncu, Musa Ak ve Bedirhan Karakulluk hocalarımıza çok teşekkür ediyorum emeklerinden dolayı. Çünkü göreve geldiğimizden beri yaptığımız ilk festivalden bugüne her yıl festivalimizin içeriği, kalitesi ve sağlamış olduğu katkı her yıl artarak devam ediyor onların da katkılarıyla. Ben sözümü çok fazla uzatmayacağım çünkü bu kısımdaki bilgilerimizi hocalarımız verecekler. Aynı zamanda bu belgesel film festivali kısmına, belgesel kısmına katkı sağlayan çok değerli jürilerimiz var. Onları da alkışlamanızı istiyorum. Onların katkıları da çok büyük. Çok teşekkür ediyorum sizlere onların huzurunda. 23. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali etkinlikleri kapsamında açılışı yapılan belediye sosyal tesislerinde Safranbolu Turizm İşletmecileri Derneği'nin katkılarıyla Geçmişten Geleceğe Miras Yerel Mutfak isimli etkinlik düzenlendi. Burada yöresel yemeklerin sunumu ve anlatımı yapıldı. Devam ediyor. En son gelip anlatacaklar size afiyetler olsun. Biz bu etkinlikte yani bu sene aslında başından yerel mutfak yan teması derneğimizin bir fikri olarak ortaya çıktı. Sayın Erdem Sezer'in bir toplantıda dile getirdiği bu fikir bugün sizlerle gerçek oldu. Biz de astronomide çok zengin bir mutfağa sahip ama biraz geride kalmış bir memleketteyiz. Onu ne kadar öne çıkarırsak o kadar iyi olur ve turizme katkı sağlar diye düşündük. Sayın İlhan Kavuşturucu sevgili Eren'e önlüğünü devredecek. Buyurun efendim. Başarılarının devamı. Efendim buradayız. İlhan Hanım buradayız. Sağ olasın. Sayın Kaymakamım. Gerçekten hem gözümüze hem midemize hitap etti. Çok teşekkür ederim. Ellerine sağlık. Gerçekten güzel yemekler yedik. O geleneksel tatlarımız kaybolmadığını bir kez daha göstermiş oldunuz. Ben Safçit'e çok teşekkür ediyorum. Bu organizasyonu yaptığı için. Ellerine, üretlerine sağlık. Teşekkür ediyoruz. Emeğine sağlık. Buradayız. Şimdi tamam. 23. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali kapsamında Leyla Dizdar Kültür Merkezi'nde Türk Sinema Tarihi Söyleşisi gerçekleşti. Profesör Doktor Aslıhan Doğan Topçu'nun moderatörlüğünde yapılan söyleşide ünlü sinema yazarı Burçak Evren bilgi ve tecrübelerini konuklarla paylaştı. Ben Aslıhan Doğan Topçu, Mersin Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanıyım. Meslek 30. yılım, akademisyenim. Türkiye'deki ilk sinema gösterisi 1896 tarihinde burada Şifonet Birhanesi yapılmıştı. Ne gariptir ki hırsızlar bunu da çaldılar.
Tabii ki çalmalarına bir yandan da seviniyorum. Bu kadar sinemaya meraklı, sinema tarihine meraklı sizleri gördüğün insan tabii ki gururlanıyor. Ama yılmadım, tekrar bir tabela daha yapıldı buraya. Fakat bu tabelayı yazarlarken bir yanlışlık yapmışlar. Birinci meşrutiyetle sinemanın Türkiye'deki ilk gösterimini karıştırmışlar. Yine aynı kelimeler var. Bu sefer 1896 yerine 1876 yazmışlar. Fakat nereye gittiysem, nerede konferans verdiysem herkes bana aynı şeyi sordu. Hocam, siz bu tezinizi neye bağlıyorsunuz? Hiç kimse yazıyı okumamış. Sadece benim başlığıma bakmış. Ve o başlıkla ben neredeyse tarihçiliği bırakacak koruma gelmiştim. Bolu'da agroekolojik yönetim sisteminin geliştirilmesi projesinin tanıtım toplantısı ve doğrulama çalıştayı gerçekleştirildi. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü, Tarım Orman Bakanlığı ile Küresel Çevre Fonu işbirliği ile kentteki bir otelde düzenlenen etkinlikte konuşan Vali Erkan Kılıç, Bolu'nun yaklaşık %65'inin orman olduğunu, bunun yanında tarımsal anlamda ciddi üretiminin bulunduğunu belirterek bu konuda çok ciddi çalışmalar yapıldığını söyledi. İlimizin yaklaşık %65'i orman. Bunun yanında tarımsal anlamda ciddi buğday ve diğer ürünlerde üretimler var. Gerçekten tarımsal anlamda çok ciddi çalışmalar var. Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, iklim değişikliğiyle afetlerin, kuraklığın, sellerin ve baskınların yaşandığını, bu nedenle şapkalarını önlerine koyup düşünme vakitlerinin geldiğini vurguladı. Tarım alanları endüstrileşme adına yok ediliyor. Nüfus artışı, şehirleşme, yanlış uygulamalar, yanlış kentleşme, onlarca yıldan itibaren devam eden tarım arazilerinin yok edilmesi, pandemi nedeniyle özellikle tedarik zincirinin kopuşu ve geldiğimiz noktada da artık Tarım Bakanlığımız önümüzdeki 100 yıl için yeni yüzyılda Tarım Bakanlığı'nın yeni tarım vizyonu adı altında gerçekten ihtiyaç olduğu için, yeni bir şeyler söylemek adına değil, başka çaremiz olmadığı için artık tarımın bütün dünyada stratejik bir sektör olarak kabul edildiği iyi için bu uygulamaya geçilmesi gerekiyordu. Önümüzdeki süreçte kendimize yeten artık stratejik bir sektörde bir adeta güvenlik meselesi haline geldi. Karabük'ün Safranbolu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu hafif yaralanan 3 kişi ayakta tedavi edildi. Kaza Alemdar Caddesi'nde meydana geldi. BY idaresindeki otomobil ve AK idaresindeki otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle BY idaresindeki otomobil ters döndü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan vatandaşların tedavisi ayakta tamamlanırken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. Türkiye'de ağırlıklı olarak UNESCO Dünya Mirası listesindeki Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yetiştirilen mucize bitki safrandan bu yıl 30 kilogramın üzerinde ürün alınması hedefleniyor. Sertlik, renk ve aroma bakımından diğer ülkelere göre farklılık gösterdiği için 2014'te yapılan çalışmalar sonunda dünyada tescili sağlanarak Türkiye'de milli bitki ünvanını alan safran, adını verdiği tarihi ilçede 50 çiftçi tarafından üretiliyor. Ağustos'ta ekimine başlanan Ekim-Kasım aylarında mor renkli, hoş kokulu çiçeklerin açmasıyla 15-30 cm uzunluğa ulaşan safranda geçen yıl 58 dekar alanda 27 kilogram hasat yapıldı. 80 bin çiçekten sadece yarım kilogram elde edilebilen safran ağırlığının 100 bin katı kadar sıvıyı sarıya boyayabiliyor. Kilogramı 60 bin liradan alıcı bulduğu için dünyanın en pahalı bitkisi olarak adından söz ettiren safranda bu yıl 30 kilogramın üzerinde üretim hedefleniyor. Karabük Tarım Orman Müdürü Çetin Ayvalık, safran üretiminin artırılması için projeler hayata geçirdiklerini, çiftçileri teşvik ederek onlara destek olduklarını anlattı.
Haziran ayı itibariyle sökülen safranlardan biz çok fazla geç kalmadan Temmuz ayı veya Ağustos'un ilk yarısı gibi dönemlerde soğanlarımızı toprakta buluşturmayı hedefliyoruz. Bundan sonraki hedefimiz de biz burada elde ettiğimiz olan safran ve gelirlerle üretimimizi sözleşme çiftçi modeli şeklinde safran üretimimizi artırmayı hedefliyoruz. Biz geçen sene itibariyle 64 dekar alanda safran üretimini tamamladık. Bu sene 15 dekar daha alanda biz Safronova projemizle buna ilave edeceğiz. Tabii bunun kapsamında daha önceki yıllar üreticilerimize verdiğimiz ve bundan bize geri dönen soğanlar var olacak. Bunlarla da üretim alanlarımızı artırmayı hedefliyoruz. Eğer 2022 yılında hedeflerimiz tutarsa biz 30 kilogramın üzerinde bir safran hasadını gerçekleştiririz umudundayız. Ordu Büyükşehir Belediyesi halk arasında fındık kapsülü olarak adlandırılan, genellikle ahırlarda, hayvan atlarında veya sobalarda yakacak olarak değerlendirilen zuruftan hayvan yemi üretti. Hayvan yemini belediye önünde tanıtan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, fındık kapsülünden kaba hayvan yemi üretimi çalışmalarının olumlu sonuç verdiğini söyledi. Kendi kendine yeten bir kent ve kendi kendine yeten bir ülke olma durumundayız. Bu ise fındık kapsülünden hayvan yemi denemesi yaptık ve bunda başarılı olundu. Hem gıda değeri açısından hem de kalitesi açısından, niteliği açısından önemli bir ürünü elde etmiş olduk ve bunu bütün Türkiye'de, özellikle fındık üretilen bölgelerde saman yerine büyük ölçüde kullanabileceğiz. Bu da daha evvelden büyük ölçüde israf edilen, kullanılmayan veya çok daha değişik amaçlarla kullanılan fındık kapsülünü hayvan yemi olarak kullanma imkanını sağlamış oluyoruz. Bu hem yem ithalatında bize önemli bir avantaj sağlayacak. Belki de fazlasını ihraç edebilecek duruma geleceğiz. Bu önemli bir ürün. Hayvancılık konusunda bize önemli bir avantaj sağlayacak. Ordu yazılım şirketimiz aynı zamanda hem yazılım konusunda hem de mekanik üretim konusunda önemli adımlar atıyor. Bu makinede kendi dizaynımız, kendi tasarımımız. Düşünen ordu, üreten ordu, yarışan ordu sloganına uygun olarak bu ifadelerin altına doldurarak yeni ürünlerle Türk ekonomisine yeni imkanlar sunuyoruz. Bolu'da Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi tarafından arama ve kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi. Yeniçağ ilçesi Yeniçağ Gölü mevkiinde İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda yapılan 10. Bölge UMKE tatbikatına Bolu, Zonguldak, Bartın ve Karabük illerinden 52 UMKE gönüllüsü katıldı. Vali Erkan Kılıç, İl Sağlık Müdürü Muhammed Emin Demirkol, Yeniçağ Kaymakamı Nur Halil Özçelik ve ilgili birimlerden gözlemcilerin izlediği tatbikatta senaryo gereği ormanda kaza geçirerek yaralanan 6 orman işçisine müdahale edildi. İhbar üzerine olay yerine giden UMKE ekipleri üzerlerine ağaç devrilen işçileri bularak ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar daha sonra 112 acil sağlık ekiplerince Sahra Hastanesi'ne kaldırıldı. Tatbikatın ardından UMKE sorumlusu doktorları Vali Kılıç'a çalışmalar hakkında bilgi verdi. UMKE'de çalışanlar tabii tamamen Sağlık Bakanlığı'nın bünyesinde görev yapan sağlık personeli, doktorundan, işte acil teknisyeninden ve diğer branşlarda çalışan gönüllü sağlıkçılar. Onların da ayrıca ülkede görev almaları, gönüllü olarak görev almaları da bizim ülke insanı olarak ne kadar yardımsever, bu konularda ne kadar hassas ve duyarlı olduğumuzun da göstergesi. Bu tamamen gönüllü dediğim gibi, isteğe göre yapılan bir faaliyet. Altın fiyatları yükselmeye devam ediyor. Aralık ayından bu yana gram altın ilk kez 1000 TL'nin üzerine çıkarken kuyumcular rakamın 1400 TL'leri göreceği görüşünde. Geçen yıla bakarsan bu yıl biraz gerileme olmuştu altında ama uluslararası piyasalardaki daralma ve doların yükselmesiyle altını biraz daha böyle TL bazında 1050'lere doğru çekmeye başladı. Geçen yıl 1050'den zaten geri dönmüştü. 800'leri falan görmüştü, 790'ları.
tekrar hızlı bir zirve yaptı. Bekliyorduk. Mayıs, Haziran, Temmuz aylarında altının bu rakamlara ulaşacağını. Umarım çok daha fazla gitmez ama önümüzdeki yılın 1250-1450'leri görebileceğini öngörüyoruz. Bu gidişatta da onu görebiliyoruz. Yani aracılığıyla da yatırımcıları mutlu etmişti, sevindirmişti. Daha önceki yıllarda işte geçtiğimiz yıl yüksek rakamdan bağlantı yapan altın alanları yüzü güldü, sevindirdi. Haliyle de bizlerin de inşallah bu yazın düğünlerin artmasıyla beraber bu fiyatlar da olumlu bir şekilde seyreder. Bundan sonrası süreç içerisinde altının gramının 1300-1400 TL'yi görmesi bekleniliyor. Açıldı maalesef ama şu anlık herhangi bir canlılık yok piyasada. Yıllarda 1050-1070 civarlarını görmüştü altının gram fiyatı. Ne yönde? Altının yükselmesiyle ilgili olarak, yani altının gram fiyatı az önce dediğim gibi yani 1300-1400 TL'leri bulacak. Yatırım yapmak için şu anda tam zamanı altını. Kurtuluş Savaşı'nda Kastamonu'nun İnebolu Limanı'ndan Ankara'ya cephane sevkiyatında kullanılan yaklaşık 350 kilometrelik İstiklal Yolu'nda yürüyen 3 kişilik ekip Çankırı'ya geldi. Kastamonu'nun İnebolu ilçesinden 1 Haziran'da yürüyüşe başlayan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğretim görevlisi Ali Arda Durmaz, Ankara Kalaba İmam Hatip Ortaokulu beden eğitimi öğretmeni İbrahim Karakaya ve yurt dışında aşçılık yapan Halil Can Durmaz 200 kilometre yürüyerek Çankırı'ya ulaştı. Yürüyüş ekibi 12 Haziran'da Ankara'ya ulaşmayı hedefliyor. Biz 3 arkadaş, 3 eğitimci kardeşim. Şeftir yurt dışında çalışıyor. İstiklal yolunu tüm etaplarıyla, yani İnebolu'dan Ankara'ya 344 kilometre Türkiye'de ilk defa yürümeye karar verdik. Bir farkındalık oluşması için İnebolu Ankara hattını, yani İstiklal yolu dediğimiz bu hattın Türkiye çapında tanıtımını önem vermek amacıyla, tanıtılması amacıyla yürümeye karar verdik. Şu an Çankırı'dayız. 1 Haziran'da yola çıktık biz İnebolu'dan. Tam Türk Ocağı'nın kayıklarının önünden yola çıktık. Çok önemli bir yol, tarihi bir yol bizim için, milli mücadele için. Zaten Mustafa Kemal Atatürk de bu yolun önemini işte gözüm Kumlupınar'da, Sakarya'da, kulağım İnebolu'da diye belirtmiştir. İnebolu'dan gelen mühimmat, cephane eğer ki olmasaydı belki de milli mücadele, belki de savaş kazanılamayacaktı. Çok önemli bir rota, tarihimiz için unutulmaması gerektiğini düşünüyoruz. Karabük'te yaşayan Erdal Tapıkaran'ın ziyaret için gittiği memleketi Çankırı'nın Çerkeş ilçesindeki tarlasında bulduğu hayvan başı fosilini andıran kaya parçasının inceleneceği bildirildi. Tapıkara, Akbaş köyündeki tarlasında bulduğu ve fosil olabileceğini düşündüğü kaya parçasını Karabük'e getirdi. Karabük Üniversitesi yetkilileriyle irtibata geçen Tapıkara, kaya parçasının fotoğraflarını yetkililerle paylaştı. Tapıkara, fosil olabileceği düşünülen parçayı İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne teslim edecek. Tapıkara yaptığı açıklamada, köylerinin eski bir yerleşim yeri olduğunu, kaya parçasının evinin yanındaki tarladan çıktığını belirtti. Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Ersin Çelikbaş ise kaya parçasının inceleneceğini bildirdi. Eskiden kalma. İlçesi Çerkeş'in ilçesi Akbaş köyünden bul. Böyle şeyler bizim köyümüzde çıkıyor. Zaten bizim oralar eskiden kilise, 1010 yılında yapılan kilise, Akbaş köprüsü falan var. Çok şahane bir şey. Belki de milyon seneler öncedir bu. Kastamonu'da hayatını kaybeden iki muhtarın yerine birinin babası, diğerinin de oğlu seçildi. Merkeze bağlı Yılancı Köyü muhtarı Hüseyin Karaket Hüdaoğlu, 27 Nisan'da kalp krizi sonucu, Kaşçılar Köyü muhtarı Ali Çavdaroğlu ise 2 Mayıs'ta rahatsızlığı nedeniyle yaşamını yitirdi. Kaşçılar ve Yılancı köylerinde 5 Haziran'da muhtar seçimi yapıldı. Köy sakinlerinin talebi üzerine Hüseyin Karaket Hüdaoğlu'nun 36 yaşındaki oğlu Kamil Karaket Hüdaoğlu, Ali Çavdaroğlu'nun yerine de 80 yaşındaki babası Cevat Çavdaroğlu tek aday olarak seçime girdi.
ve kazandı. Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Kastamonu Muhtarlar Derneği Başkanı Muammer Yapıcıoğlu ziyaretine gelen Karaket Hüdaoğlu ile Çavdaroğlu'nu tebrik ederek rozetlerini taktı. Vefa örneğini gösterdiler. Güzel mesleğin devamlılığında başarılar diliyoruz. Bu her iki muhtarımın da yapmış oldukları bu ibadethaneyle ilgili çalışmalarda ilk namazları kendi yapmış oldukları camilerinde öğlen vakti kılındı. Ara seçimlere girildi 5 Haziran'da. Bu ara seçimlerinde Yılancı Köyü muhtarımız Hüseyin Karaket Hüdaoğlu'nun oğlu Kamil Karaket Hüdaoğlu'nu köylüler adayı gösterdi. Bir başka adayı çıkartmadı. Kaççılar bölgesinde de Ali Çavdaroğlu muhtarımın babası Cevat Çavdaroğlu amcamızı aday gösterdiler. Ve burada bir vefa örneği sergilediler. Ben her iki köye de, seçmenlerine de, komşularına da buradan çok teşekkür ediyorum. Babam Hüseyin Karaket Hüdaoğlu'nun bıraktığı ve sonuna kadar hak ederek, severek yaptığı muhtarlığı kaldığı yerden Yılancı Köyü halkının ahdi vefa göstererek bizi tekrar tercih ettiği için çok teşekkür ederim. Oğlum bıraktığı emaneti devam ettirmeye çalışacağım. Mesela görevimiz neyse yapacağız. Allah'ın izniyle elimizden geldiği kadar. DİTİB Gladbeck Türkiye Camii Yaz Şenliği düzenledi. DİTİB Gladbeck Türkiye Camisi'nde 2 yıl pandemi arasından sonra 4-5-6 Haziran tarihlerinde coşkulu bir yaz şenliği düzenlendi. Şenlikte Gladbeck şehrinin protokolü davet üzerine yerlerini aldı. DİTİB Gladbeck Türkiye Camii Dernek Başkanı Şenol Baysan, din görevlisi Murat Bakırkaya, Enerve Milletvekili Kristin Zibel, Gladbeck Belediye Başkan Yardımcısı Rainer Weihelt, Yabancılar Daire Müdürü Doris Förster, Gladbeck Emniyet Müdürü Sandra Hazevinkel, Gladbeck Uyum Meclisi Başkanı Tarık Akın, Gladbeck Siyasi Parti Başkanları, itfaiye yetkilileri, Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, çeşitli sivil toplum kuruluşu yetkilileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. DİTİB Gladbeck Türkiye Camii Dernek Başkanı Şenol Baysan, din görevlisi Murat Bakırkaya, BRTV'ye şenlik hakkında açıklamalarda bulundu. Biliyorsunuz hepiniz yaklaşık 2 yıldır olağanüstü bir durum halindeydik. Pandemi beraberinde çok acı günler geçirdik. Sevdiklerimizi kaybettik. Çaresizce bu olayı sadece maalesef izlemekle kaldık. Şimdi ise bu kötü günleri bırakıp yaklaşık 2 sene sonra bir araya gelmenin mutluluğunu sizlere ifade etmek istiyorum. Derneğimizle beraber, cemiyetimizle beraber, Gladbeck halkıyla beraber, beraber olmak istedik. Dün birinci günümüzdü, bugün ikinci günümüz. Bugün protokol vesilesiyle Gladbeck belediye yetkilileriyle, belediye başkanlarıyla, milletvekilleriyle güzel bir program gerçekleştirdik. Onlara tekrar katıldığından dolayı teşekkür ediyorum. Ayrıca da bu şenlikte çok büyük katkı sahibi olan, başta kadın kollarımıza, en önemli olan gençlik kollarımıza, yaklaşık bugün burada 70'i yakın gönül, hayırsever yardım ediyorlar. Onlara da ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yönetim kurumuna teşekkür ediyorum. Ayrıca size de teşekkür ediyorum. BRTV Yönetim Kurulu'na bize bu fırsatı verdiği için. Ben Murat Bakırkaya, DİTİB Gladbeck Türkiye Camii din görevlisiyim. 3 gün süren güzel bir yaz şenliği etkinliği içerisinde devam ediyoruz. Bugün ikinci günümüz. Katılım çok üst düzeyde. Bugün şehrin ileri gelen protokolü de inşallah bu güzel kermesimize katıldı, icabet etti. Burada
birliği, beraberliği, kaynaşmayı sağlayan çok güzel bir etkinlik. Türkiye'de belki olmayan etkinlikler Avrupa'da böyle güzel bir şekilde gerçekleştiriliyor. Ben bu vesileyle başta dernek başkanımız olmak üzere katkı sağlayan, bu güzel etkinliğe gelen, gayret gösteren herkese teşekkür ediyorum. Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017'de PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen 22 yaşındaki Şenay Aybüke Yalçın'ın Karabük'te yaşayan ailesinin evlat acısı ilk günkü tazeliğini koruyor. Safranbolu ilçesinde ikamet eden baba Sadık Yalçın, kızı olmadan geçen 5 yılın hüznünü yaşadıklarını anlattı. Şehadetinden itibaren Anadolu coğrafyasının çok yöresine gidip geldim. Yani gördüğüm, önce devletin, Aybüke öğretmenin ve onun nezdinde bütün şehit öğretmenlerimizi sahiplenmesi, devletin kurumlarının, özellikle kurumların sahiplenmesi, Anadolu insanının duygulu, maneviyatına düşkün olması, tabii sahiplenmesinde bunlar önemli faktörler. Yani biz memnun oluyoruz bu şekilde sahiplenilmesinden. Yani gönül ister ki keşke böyle bir şeyler olmasa da, yani bu türlü şeylere de gerek kalmasa. Ama gerektiğinde de insanımız çok güzel sahipleniyor. Her daim onları almaktan geri durmuyor. Yani sağ olsunlar. Yani işte hep söylüyoruz, Türk milleti sağlam bir millettir. Mayası sağlamdır. Genleri sağlamdır. Genlerinde bozukluk yoktur Türk milletinin. Genlerinde bozukluk olsa insanlar farklı şekilde davranmayı herhalde bilirler ama genleri sağlam olan bir millet olduğumuz için damarlarımızda dolaşan kanın da asil bir kan olduğunu göstergesi bunlar. Yani şehitlerimize sahiplenmesi, gazilerimize sahip çıkması, mağdur durumda olan insanlarımıza sahip çıkması Türk milletinin asil bir millet olduğunun göstergesidir. Almanya'nın Essen kentinde ikamet eden İbrahim Örenci'nin eşi, Almanya Karabük Yeniceliler Derneği İcra Kurulu Başkanı Cevdet Koymalı'nın kayınvalidesi Sata Örencik vefat etti. Her ne anne, Aykeldi Tip Hacı Bayram Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından 9 Haziran Perşembe günü memleketi olan Karabük Yenice Örenköy'ü aile mezarlığına defnedilmek üzere Türkiye'ye gönderildi. BRTV ailesi olarak merhumaya Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli kardeşlerim, merhume Sata teyzemizin cenaze namazı için toplanmış bulunuyoruz. Samsun'un Bafra ilçesinde 20 yıldır çilek üreten Bayram Ali Kadıoğlu, kendi markasının adıyla ürünlerini pek çok şehre gönderiyor. İlçeye bağlı Elifli Mahallesi'nde yaşayan Bayram Ali Kadıoğlu, 2002 yılı başında tütünü alternatif olarak çilek üretimine başladı. Zamanla tütünü bırakarak tamamen çilek üretimine yoğunlaşan Kadıoğlu, 2016 yılında da Elifli Çileği markasını tescil ettirdi. Kadıoğlu, ürettiği çilekleri Samsun'daki market ve manavların yanı sıra toptancılar aracılığıyla Sinop, Tokat, Amasya, Ankara ve Trabzon'a gönderiyor. Çilek işini 2000'li yıllara kadar tütün yapıyorduk. Büyük tütün çiftçisiydim. Şöyle diyeyim, senelik 6-7 ton tütün çıkarırdım. Tütünde bir değişiklik olsun, bölgemiz sadece tütünle bağlı kalmasın diye böyle bir merakımız oldu. Bölgede yayılması için de çok uğraştık. 20 yıldır uğraşıyorum. Fakat çiftçilerim nedense hep devlet destek verdi. Her yıl devlet destek verirse ekiyor. İkinci yıl kendi taşının altına elini koymuyor. Her şeyi devlet beklemek de yanlış. Karadeniz bölgesi rutubetli, nemli olduğu için normalde dönüme 4 ton 5 ton veren çilek burada geceyle gündüzün ısı farkı, rutubet ve yağmurların sık olması %50 kaybımız oluyor. Çürüme ve çiçeklerin yanmasından. Hiçbir bilgimi kimseden esirgemiyorum. Bütün bilgilerimi, bütün sırlarımı herkese veriyorum ki güzel yapalım. Bunun ilerisi var.
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yaşayan 56 yaşındaki Cevat Dilber, gelişen teknolojiye inat 30 metrekarelik atölyesinde ayakkabı tamiri yaparak mesleğini ilk günkü heyecanla sürdürüyor. Sabahın erken saatlerinde dükkanını açan Dilber, her gün hiç aksatmadan geldiği 30 metrekarelik atölyesinde müşterilerinin hem ayakkabılarını onarıyor hem de ev hanımlarının getirdiği çelik türü malzemeleri tamir ediyor. Ekmek teknesini aynı zamanda sahipsiz hayvanlara da açan Dilber, onları hem besliyor hem de sahiplendirerek birçok insana örnek oluyor. Mesleğimi değerli buluyorum. Bu mesleği uzun yıllar yaptım. Bu meslekte hayatımı idame ettirdim. Bu meslekten emekli oldum. İşte bu meslekten kazancımla evlendim. Bu meslekten kazancımla çocuklarımı okuttum. Müşterilerim de biliyorlar. Mesela 9'dan sonra falan gelirim. Geldiğimde mesela burada kedilerim var. Bir tane köpeğim var. Onları beslerim. Onların bazılarının tedavileri var. Onları yaparım. Daha sonra da komşularla oturup çay içeriz. Ondan sonra işte günlük iş programı yapıp işte gelen müşteriye göre, yani öyle özellikle şu işi yapacağım diye bir şey yok. Mesela ne gelirse tamir günlük yaparım. Mesela çanta gelir, ayakkabı gelir, terlik gelir. Bu tür şeyler. Bazen ev eşyalarından, mesela çelik eşyalardan da getiriyor hanımlar mesela. Onları da tamir edebiliyorum. İşte futbol topu getirir bazen çocuklar, futbol topu tamir ederim. İşte böyle genellikle ev eşyaları türünde, ama yani ağırlıklı ayakkabı üzerine. Çırak yetiştirdim ama yetiştirdiğim çıraklar bu mesleği devam ettirmediler. Çünkü bu meslekte bir kişi hayatını idame ettirebilmesi gelir açısından zor olduğu için bu mesleği devam ettirmediler. Gençlik bu mesleğe pek de yönelen yok. Bizden sonrası bu iş belki de nasıl kabuk değiştirecek, ne olacak bilmiyoruz. Yani bizden sonrası yok gibi gözüküyor. Trabzon'da son yıllarda turizmde ön plana çıkan Gülderen Şelalesi misafirlerini ağırlamaya başladı. Hayrat ilçesine 7 kilometre mesafedeki Salmata Deresi üzerinde yarı halkı tarafından Değirmeni Şelalesi olarak da bilinen Gülderen Şelalesi basamak basamak akan görüntüsüyle dikkati çekiyor. Şelalenin içindeki basamaklarda yürüyerek serin suyun keyfini çıkartan ziyaretçiler isterlerse suyun içerisine kurulan masalarda yöresel lezzetleri tadabiliyor. Gülderen Şelalesi ziyaretçilerine doğada dinlenmenin yanı sıra foto safari imkanı da sunuyor. Son yıllarda yabancı turistlerin ilgi gösterdiği şelale önemli bir turizm destinasyonu olma yolunda ilerliyor. Gerçekten görülmesi gereken bir yer olduğunu ben düşünüyorum. Gelen turistlerimiz zaten yakından gelenler zaten biliyor, uzaktan gelenler bir daha geliyor, bir daha geliyor. Biz doyamadık diyerken suyun içinde kahvaltı yapmak istiyorlar, suyun içinde yemek yemek istiyorlar. Suların içinde biz masalarımızı koyuyoruz, kahvelerini orada içiyorlar, nargilelerini orada içiyorlar. Ondan sonra normal yemeklerini orada yiyorlar, demlik çayını alıp oraya iniyorlar. Bizde kesinlikle sık boğaz etmek yok. İnsan bir bardak çaya da 3 saat misafirimiz olabilir, bir demlik çaya da 3 saat misafirimiz olabilir. Hiç sıkıntı yok. Yeter ki gelsinler, buranın keyfini çıkarsınlar. Gayet güzel, beğendik. Geçen sene keşfettik, bu sefer ailecek geldik. Gayet güzel yani, kaç senedir ben burada doğdum büyüdüm ama ilk defa görüyorum, böyle yeni keşfettik yani biz. Salmata Şelalemiz Hayrat merkezimizde 7 kilometre uzaklıktadır. Of merkezine de aşağı yukarı 15 kilometre mesafede. Ve buraya ulaşıp gerçekten hem Of'tan hem de Hayrat'ta çok rahat. Bütün vatandaşlarımızın buraya gelmesinde herhangi bir sıkıntı yoktur. İstedikleri zaman bu bölgeye gelip Salmata Şelalesi'nin bu güzellikleri keşfetmelerini en yakın zamanda bekliyoruz. BRTV ana haber bültenini sonlandırıyoruz. Yarın akşam aynı saatte tekrar karşınızda olmak dileğiyle. İyi akşamlar.